Hayır, sen böyle olmayacaksın. Sana bir gözlük giydireceğiz. Evet, hayır hocam, gözlük. Başka neler var? Ha, sadece bu var. Okey, çok okey ya. Hadi bakalım. Böyle saçma bir Türk komedi aksiyon filminden çıkmış abi, benziyor. Yakışıklı olduğunu diyor bize. Neredeydi bizim şey? Carmen'den mesaj var. Carmen gezdirilmek ve özel davranılmasını istiyor. Ara onu. Arayalım. İnşallah bizi terk eder de artık Carmen'i çekmeyiz. Hayat ya ölü ya da hapishaneye düştüğüne emindim. Bütün işlerim iptal oldu diyor. Gel gel diyor. Bir saat içinde geri gel diyor. Tamam, Carmen'le date'e çıkacağız. Evet ablalarım. Merhaba dostlarım, ben Serdar ve hoş geldiniz. GTA 4'e Carmen için şöyle güzel bir araba çalalım ha. Hayır, o değil, o değil, onu çalma. Niko şunu çal. Evet. Hiçbir şey yok. Bu radyodan çalıyor bu ses şu an. Radyodan çalıyor bu ses şu an. Ben şöyle Carmen'e giden bir şey ayarlayayım. Öleceğiz sanırım bugün de. Umarım ölmeyiz ama öleceğimizi düşünüyorum bugün. Evet, hoş geldiniz ahbaplarım. GTA 4'e. Geçen bölüm benim için oldukça keyifliydi çekmesi. Umarım sizin için de oldukça keyifli olmuştur izlemesi. Bu neresi burası? Polis arabaları nereden buluyoruz? Hemen yukarıda, hemen evimizin yukarısında şu köşede buluyoruz. Bunu hatırla Serdar ama hatırlamayacağım. Çok belli yani, onu hatırlamayacağım. Bir görevi değil de o zaman bir date'le başlayalım. Bir randevuyla başlayalım. Romantik meselelerle girelim bu bölüme. Evet. Sormak istiyordum. Acaba böyle GTA'lar dışında veya Rockstar Games oyunları dışında başka neler oynayabiliriz kanalda? Ya yapmayın ama ya. İnsanları dışarı çıkaracağım ben bu arabayla ya. Neyse, neler oynayabiliriz. İşte dediğim gibi Rockstar Games oyunları dışında belki böyle bir hep aynı şeylere dönmemek için, böyle küçük küçük farklılıklar olması için hangi oyunlar aynı vibe'ları verebilir? Belki Yakuza falan isteyebilirsiniz veya daha böyle bir, çünkü biraz da sanırım hafif oyunları seviyoruz. Böyle sinematik, çok ağır dramatik sinematik vibe'lardan çok biraz daha sandbox. Doğru mu söylüyorum? Öyle oyunları taşıyan bir kitleyiz. O yüzden bilmiyorum, bu aralar düşünüyorum acaba neler olabilir diye, böyle aralarda GTA'ların arasına serpiştirilecek ki daha oynamadığımız seriler var tabi. Bir ara Vice City %100'e gireceğiz. GTA 5 %100'e gireceğiz. Ama halihazırda GTA 5 isteyen arkadaşlar var. Onlar şeye bakabilir. Lütfen oraya bakın abi. Bu kanalda playlistler denen bir şey var. Oynatma listeleri var. Önceden bitirdiğimiz oyunlar var. Siz 5 yıldır kanalı izlemediniz diye ben o 5 yıl boyunca hiçbir şey yapmadım değil. Yaptık yani, aralarda ya, çektiğimiz ettiğimiz oyunlar oldu. Ha, baştan döneceğiz tabi ama date'e gitmek için çok kötü bir patika seçiyorum şu an arabaların arasından. Umarım arabanın hafif çizik olması Carmen için sıkıntı değildir. Neyse, böyle işte yani, böyle oyunları da oynayacağız. O yüzden hangi oyunları şey yapıyorsanız, güzel olabilir diyorsanız lütfen yorumlarda belirtin. Sadece belirttiğim bu tür veya özelliklere sahip olması gerekmiyor. Kendi kafanızda nasıl şeyler varsa onları da dediğim gibi seve seve bir geldik sanırım. Aynen, Carmen burada mı? Hedefe vardık. Öyle park edeceğim yani, çok doğal çünkü bu park etme. Gerçekten öyle park etti. Merhaba bebeğim. Benim sözümü kestim şu an. Biliyorum aldın diyecektim ama Carmen'le takılın, bir yerlere gidin. Hamburgerciye mi gidelim Carmen? Yok, gidelim bari şuraya. Giysilerimizi beğendi. Aptalca şeyler aldım ve... Oha be! Gözlüğü mü beğenmedi? Aha, buradan çıkmalıyım diyor. Başka bir yere gitmeliyim diyor. Liberty City'den değil.
Los Santos'a gitme bebeğim. Los Santos çok tehlikeli. Benim gibi bir kız orada çok fazla şey yapabilir diyor. Ve çok fazla insan Los Santos'ta bir şeyler yapabileceğini düşünüyor. Ama yapamıyor. Falan bilmiyorum. Yani sadece daha iyi bir yere taşınmak istiyor. O kadar. Daha iyi bir şehre değil de. Anladım. Ben hemşireyim ama bunları yapamıyorum diyor. Param az. Ben bunların şeylerini tercüme etmekle uğraşmayacağım. Gözlüğümüzü beğendi. Gözlüğümüzü beğenmedi. Ayakkabımızı beğenmedi. Kazağımızı, pantolonumuzu falan beğendi. Arabamızı beğendi. Ben de şeydim yani. Beğenmeyecek herhalde kaza maza falan. Ama gözlüğüme laf etti yani. Bu ilişki yürümez hocam. O gözlüğe laf edilmeyecek. Sanırım onlarla bir takım iletişim problemi. Hayır, ben gireceğim oraya. Evet hocam. Ver bakalım. Tamam, verdim mi vermedim lan şu an. Eksildi mi eksilmedi mi, para çok merak ettim ama. Keşke seni mesela şuradan aşağıya düşüremedim ya. Düşüremedim, çok düşürmek istedim. Son anda ben de bir korktum. Acaba başka şey... Of, bu araba çok güzelmiş soldaki. Orayı aşağı düşürmeye çalıştım. İstedim, daha doğrusu çalışamadım çünkü... Çok da... buna şey yapmadım. Teşebbüs etmedim ha. Kelimeyi hatırlayamadım. Türkçe değil. Kadın da manyak. Arabayı deli gibi sürdüğüm zaman onun da hoşuna gidiyor. Benim de hoşuma gidiyor ama onun da hoşuna gidiyor. Okey, şimdi. Gel bakalım bebeğim. Yine sarhoş bir şekilde edeceğimiz, yapacağımız şeyler. Burası güzel bir şey diyor. Şuraya bir yere oturalım. Anladım. Evet, Carmen kendi etrafında dönüyor. Benim etrafımda dönecek. Oo, elimde tabii, bence elimdeki şeyi yapmayayım. Bence yürüyebilirsin Nico. Nico, ben elimde olsa, elimdeki o silahla buradan gezmezdim abi, sarhoş bir şekilde. Beni havaya soktun bebeğim diyor. Bebeğim, kendimizi ilk önce arabanın içine sokalım da gerçekten sonrası daha şey ya. Hatta boş ver, direkt taksi varsa taksi çağıracağım. Geri dön. Carmen mi? Bebeğim, geri dönemiyorum şu an. Fiziksel olarak bu yeteneğe sahip olmayabilirim yani şu an. Bebeğim, buraya gelebilir misin acaba? Carmen. Aşkım, içeride mi kaldın? Nerede ya bu? Azıcık kendimize geldik. Oh. Ha, gel bakalım. Artık yürüyebiliyorum bebeğim. Gelişme gösteriyoruz bak. İlişkimizde ilerleme var. Sen çok ilerleyemiyorsun gibi şu an. Lütfen atla. Lütfen gel. Lütfen gel. Polisler peşimde düşecek birazdan. Carmen'i eve götür. Hemen. Hem de yani hemen. Oradaki hemen yani. Polis... Abi nereden biliyorsun hemen içki içip sürdüğümü ya? Yani evet, bir belki bir pub'ın hemen yanından çıkıyor olabilirim. Ama belki içmemişimdir içeride. Ya içtim ama sen nasıl anladın? Kokusu oraya kadar geliyor mu gerçekten? Ha, ne içtiysek artık, ne kadar içtiysek. Rezil herif. Hadi kaybettik onları, kaybettik. Sarhoş bir bunu yapabileceğimize inanıyorum ben. El gittiler bebeğim. Teşekkür ediyor ya. Polisleri peşimize attığın için teşekkürler bebeğim diyor. Teşekkürler. Her ilişkide bunu yaşayamazsın bak. Of. Biraz sonra büfeden geçeceğiz. Ben şöyle müsait olan yerlerden... Hey! Açık göze bak. Al bakayım kim açık göze. Al bakalım kim açık göze. Ya benim en açık gözü. O açık gözlüğüm çok uzun sürmeyebilir çünkü gerçekten biraz sonra gözlerim kapanabilir. Ha, şunları bak, arkalarını falan çarpmışlar. Merhabalar memur bey. Nasılsınız bugün? Aa, şuna bak. Aa, şuna bak. Aa. İlerlesene oğlum.
Aha, yerimi aldın ha. Mersin Adana otobanına benziyor. Buranın yapısı. Hani birebir sürücüler dahil öyle. Hadi, okey. Çarptık mı? Yok yok bebeğim, çarpmadık. Sadece çeşitli manevralar yapılıyor şu an. Nereden gördünüz abicim ya? Ben sarhoşum ve sen de arabaya mı çarpıyorsun diyor. Ya ben de sarhoşum. Çok bir şey fark etmeyecek. Oo. Memur bey, memur bey. Hayır. Hayır. Öyle bir şey yapmıyoruz. Evet. Şu an çok doğru sürüyorum ben bu araba. Eminim. Hala bir yıldız olduğuma inanamıyorum. Carmen'in evine gidelim. Çünkü o evde polislerden kurtulabiliriz. Nasıl bir mekanizma dönüyor bunun arkasını bilmiyorum. Bebeğim evinde ne var hiç bilmiyorum ama. Oo, arabadan dumanlar çıkıyor. Ben şuradan kestirmeden gideceğim. Evet, çok az kaldı. Lütfen bırakın bizi ya. Eve döneceğiz bak. Bitireceğiz her şeyi. Ayrılacağız da yani. Yok artık. Bundan sonrası yok. Bak şuraya gideceğiz ve ayrılacağız. Ben de arabadan ineceğim. Arabamı da ayrılacağım. Arabayı buraya bırakacağız. Gerek yok, gerek yok benim. Geldik eve. Heh. Evet aşkım, az önce söylediğim her şey bir yalandı. Onlar sadece polisleri şey yapmak için. Acaba yukarıya gidip biraz daha içelim mi? Carmen içeride seni istiyor diyor. Okey. Anladım. Şimdi bir takım korku filmleri izleyecekler. Korku oyunları oynayacaklar. Çok korkup bağıracaklar yani. Korkudan bağıracaklar. İspanyolca korku filmleri izliyorlar. Korku türlerini kendi aralarında konuşuyorlar. Evde bakalım. Okey. Hayır. Yok öyle bir şey. Nasıl ya? Hala polis beni mi kovalıyor? Beyefendi hani bizi... Evet, polis kanmadı şey olayımıza. Carmen'in evine gidince ayrılacağız olayımıza kan. Madı, affedersiniz. Ama ben ne yapacağım? Phil Bell yerine Francis McLaren'in yerine gideceğim. Çünkü o da polis ve onunla bazı işleri halledebileceğimizi düşünüyorum. Ne yazık ki bu arabanın oraya sağ salim şekilde varacağını düşünmüyorum. Ama elimizdeki araba bu. Date'den geldik bu arabayla. O yüzden bu yeterli olacaktır. En azından gittiği yere kadar götüreceğim. Zorlayacağım da hızlı gideceğiz. Hadi bakalım. Kocaman bir korku serüvenine dönüşecek her şey. Bu aralarda bayağı bir korku hikayesi yazdığım için artık hep ona bağlıyorum. Oho, iyi kurtardık. Arasında böyle zor manevraları falan yapınca kendimle gurur duyuyorum. Vav be, bir oyunda araba sürebiliyorsun sen diye. Evet. Gerçek hayatta da böyle sürerim ben zaten. Her şeyi bir korku filmine bağlayıp ustaca manevralar yaparak inanılmaz keyif alıyorum ya şu an. Son gazilere gidip böyle GTA 4'ün yoğun trafik ayarlarında araba sürmekte inanılmaz keyif alıyorum o. Oh. Şu an bir de şeyden de gurur duyuyorum. Ben arabayı canlı tuttum. Ay. Okey, hala canlı. Hala canlı. Hala yaşıyor. Hala bizimle. Gök Memur Bey, hiçbir sıkıntımız yok şu an sizinle. O yüzden sakin olabiliriz. Umarım bu araba düzelir falan, bilmiyorum. Göreve girerken işte tamir mi edilmeyecek mi, öyle mi kalacak? Kötü olur bu bizim için. Fransız'ın arabasını alırız. Okey. Okey. Her defasında korkuyorum ya. Her defasında böyle bir şeyler çıkacak diye, araba yanlış bir yere toslayacağım diye.
Aha da geldik. Efendim Dwayne. Tamam hadi gidelim. Okay. Kırma abi, doğru düzgün bir... Okay. Dwayne'in yanına gidiyoruz. Şehrin diğer tarafına gideceğiz. Yani Dwayne şuradaydım abi. Bir metre yanındaydım şeyin. Hocam söndü, kendi kanına mı soldu, ne yaptın, canına mı soldu, ne yaptın ya? Francis McLaren'in hemen dibindeydim. Ama Dwayne böyle son anda aradı. Arkadaşlarım da beni böyle arıyor. Okey, arayabilirsiniz. Yani yakın çevremden bahsediyorum şu an. Rastgele kişiler arıyor böyle. En güzel günlerde öyle oluyor ya. En keyifli gecelerde öyle oluyor. Planlanmamış, ani gelişen geceler, günler, keyifler, anlar falan, etkinlikler. Bir de onu yapmak, az önceki şekilde taksiye vurmak çok keyifliydi. Ben süreceğim ya, böyle dümdüz süreceğim abi. Gaza basarak süreceğim, hiç dikkatli dikkatli olmayacağım. Çarpmadan götürmeye çalışacağım ama çarpacağımı biliyorsunuz. Bunun başarıyla sonuçlanmayacağını biliyorsunuz siz de. Ha, okey, buradan dönmem lazım. Hiç arabamın kıçıyla başka bir arabaya böyle bir darbe vurmamıştım. Bunu da yapmış oldum. Hayat bugün de güzel. Ters şeritte giriyorum şu an, tabii ki. Umarım burası ters şerit değildir. Değil gibi sanki. Yok öyle, ters şerit burası. Olsun. Korna çalmama gerek var mı şu noktada? Aynen, geldi zaten. Bu manyak ancak Nico olabilir diyerek geldi. Arkaya mı bineceksin? Koştur, koştur zahmet, bir zahmet. Şey yaptık. Hadi hocam çabuk ol. Gidelim hocam, nereye gidiyoruz? Neredeyiz? Ya buraya gideceğiz ya da buraya gidelim bari. Daha şey. Daha... Hayat zor. Aslında örnek bir yerisi olmadım da. Hapishanede bu terapiye gidiyordum diyorum. Çocukluğumu falan şey yaptım. Anladım. Aile travmalarını anlatıyor şu an. Hocam ben terapistin değilim, bunu biliyorsun değil mi? İyi. Tabii ki istediğin gibi anlatabilirsin bunları ama. Ben böyle şeyler konusunda yardımcı olamam yani. Ben bir savaş gazisi falanım. Suçluyum ben, araba falan çalıyorum. Ben seni rahat etmek için şey yapmıyorum hocam. Sen aradın takılalım diye, ben de takılalım dedim. Ben böyle sürüyorum arabayı. Bunlar benim muazzam şoförlük yeteneklerim. Ya bunu böyle kabul edeceksin ya da boş vereceksin. Nico zaten böyle sürüyor deyip en başta aramayacaksın. Ya bir şekilde dört tekerleğimizin üzerine düşebiliyoruz. Hayat bu işte, hayat böyle bir şey. Hocam arabalar çarpıp durma diyor. Ya abicim bir... Şey yapmayın ya. Bir şikayet edip durma ya. Hah müthiş, çok iyi. Dönerken de buradan bir araba çalıp döneriz ya. Müthiş. Baksana açık büfe gibi. Oh. O kadar hapishanede kaldıkça diyor. Sen de istiyorsun diyor. Sen istiyor yani diyor. Okey. Birlikte mi gireceğiz şimdi?
Bunu mu yapıyoruz? Abicim, sen gelmiyor musun? Nico, I leave you in peace. I'm sure a player like you has got shit to do up in here. Eğlenmene bak, istediğiniz arkadaşını görmeye gidersin, anladım. İçeride 2 saniye durduktan sonra geri çıktık. Beni Northwood'a bırakır mısın diye. Geçerken başka bir yere uğrarız hocam ya. Neyi alalım? Nasıl bir araba alalım? Ulan şunları atlayalım zaten. Oh mis gibi. Motorcuların motorunu çalalım, gel. Öleceğiz bugün. Bugün ölüme susadık. Bugün de herkesin beni dürteceği tutmuş. Ama hep öyle oluyor. Ve bir hafta boyunca hiç şey yapmıyorsunuz. Eve takılıyorsunuz. Siz de okeysiniz. Herkes de okey. Bir hafta sonra herkes dürtmeye başlıyor aynı anda. Ha, hayat böyle güzel, böyle keyifli. Sizler dışarı çıkınca neler yapmayı seviyorsunuz? Değerli apaplarım. Sizin sevdiğiniz aktiviteler neler? Kendi kendinizi dışarı çıkarıyor musunuz? Ben yapıyorum arada sırada. Böyle bir kahve almaya gidiyorum. Küçük bir tatlı yemeye gidiyorum. Kitap alıyorum. Yanıma ve dergi alıyorum. Dergi okuyorum. Okey. Motoru çarpacağız sandım. Çünkü ölürüz yani böyle bir hızla giderken çarparsak. Neyse ben öyle kitap alıyorum. Dergi alıyorum. Tatlı yerken, kahve içerken onları okuyorum. Bazen böyle çay içmeye çıkıyorum. Caddeyi izliyorum falan, öyle bir durum yani. Ve bazen çalışmak için çıkıyorum. Bir şeyler yazıyorum, ediyorum falan. Bir şeyler tasarlıyorum. Film falan izliyorum, öyle. Benim yaptığım şeyler bunlar. Bu aralar da diyet yapıyorum yine. Yine takılalım diyor. Tamam takılırız abi, sen rahat ol, okey. Oyun kaydediliyor. İyi bakalım. Artık gidebilir miyiz? Bir Roman mı şey yapacak şimdi de? Francis McCreary'e motorla gidiyoruz. Ben bir suçluyum diye daha fazla bağıramazdım herhalde. Yani bunu erken dönüşler yapacağız. Ve dümdüz ilerleyeceğiz. Benim dediğim gibi her zaman ölme şeyimiz var, ihtimalimiz var. Motorla giderken. Of. Bu o kadar çevik değil ama ya. O kadar hızlı ve çevik değil bu motor. Çok ağır bir motor ve sanırım sadece gösteri motoru yani. Böyle ses çıkartmak için, gösteriş yapmak için falan biraz daha uygun. Var mı aramızda motorcu? Şey böyle bir motoru olan şey yapan yani bunları bilen. Bu biraz daha böyle keyif motoru yani. Onu demeye çalışıyorum aslında. Öyle görünüyor en azından. Bir örnek verecektim. Keyif ve daha verimli kullanımı olan araçlar, objeler, eşyalar arasında ama veremedim. Şu an aklıma gelmedi. Net bir şekilde var. Oo, buradan geçebilsem aslında geçeceğim. Ne bu? El bombası mı bu? Kaç tane var? Ha evet, 3 tanesini birilerini öldürmeye çalışırken harcamıştım. Tamam, selam, ben geçiyorum buradan izninizle. Gerçekten geçtim. İşte gerek de yokmuş yani, çoktan orada olurdum şu an ama geçmek istedim, böyle bunu yapmış olmak istedim çünkü bu kendi içinde bir başarı hissi uyandırıyor. Bir keşif hissi uyandırıyor, ben oradan geçerim evet. Yani Jeep de tam motor geçerken yavaşlayayım da bana çarpsın diyerek bir hamlede bulundu. Merhabalar memur bey. Her şey normal şu an. Oh. Ve sonunda kan kardeşler. Why didn't you tell me Derek was back? What? Why didn't you tell me you was hanging around with my brother? I assumed if you cared you'd have found out. Well, I have found out. Jesus. You know Derek's not well.
sick. It always was. He's always off getting involved in someone else's fight, making a fool of himself, betraying people, going into hiding. He's an idiot and a coward. It's not my. İyi laf attın hocam. Whatever he stood for, he betrayed. He only left here in the first place because he was caught stealing from the mafia. He's a pathetic wretch. Okay, hocam, now he's gonna ruin my life. If it wasn't bad enough having a bunch of crooks for brothers, now I've got him threatening to talk to a journalist. Oh. About his family, about me. Well, tell him to be quiet. I am trying to become the commissioner of police. I'd be a laughingstock. Mm-hmm. Cop with a famous snitching traitor for a brother. You know, the crooks I can handle. See, that I can spin. But not this. Not this. You got the big problem then. Me? We, my friend. We. You stop it. Ne yapacağız? Ne edeceğiz? Stop. Kill your brother. He's already dead. Just put him out of his misery. Fuck you. No, fuck you, pal. I'm gonna meet him in the courtyard park off Bismarck and Lancet. Deal with him. Uh-oh. Tragedy, not a disaster. Do it, or I will put you away. Öyle mi? O güzel bıyığını keseceğiz şimdi senin. Lancet'teki Courtyard Park'a git. İyi bari ben. Çünkü şu herifin tam şey tipi var değil mi? Hitman tipi var yani. Suikastçı tipi var. Kiralık katil. Efendim Derek. Aha. Can you get there in time? I think I can make the meeting. You gotta take him out before he makes a move. This is Cain and Abel's stuff. Aha. Which one of us is gonna be wandering the earth with a mark on his head? And who's gonna be 6 feet under, you know? This phone runs out of battery. Shit. Anladım. Look after me, Nico. Uff. Of. İlginç bir seçim bizi bekliyor. Okey, Derek veya Francis'i öldüreceğiz. Francis komiserliği oynuyor. Derek hiçbir şey. Derek öldürürsek Patrick büyük ihtimalle şey yapacak. Bize çıkışacak, edecek falan filan. Ha, Francis'i arıyor. Francis, I'm ready. What is the plan? I hope you got over yourself and are ready for some fratricide. Don't forget that I still got dirt on you. I know this ain't nice, but neither of us has a choice. It's sounding like I got no choice. One McCreary brother is going to get me to kill another. That's what I like to hear. I want you to take the window cleaning elevator on one of the buildings around back of the courtyard. Get in position and put Derek out of his misery. Shit, I better get ready to act surprised. Don't miss, Nico. You might hit me. I'll hit who I'm aiming at. Don't worry. Ya Nico ne zaman konuşursa aklıma hep Metro 2033 geliyor ya. Metro Last Light serisi, Metro 2033'ün serisini yapmıştık zaten değil mi? Metro Last Light serisini de mi yapsak böyle çok inanılmaz canım çekti. Dedim ben oyun normalde de. Nereden gideceğiz lan? Haa. Anladım. Kan kardeşlere. Anladım. İkinci defa yine böyle bir şeyden çıkıyoruz. Derek, my brother. Bro, merhaba. What's this about? I've got to say, I'm nervous about this little meeting. Shit, when I heard you was back, I nearly shat myself. Sit down. Why didn't you call me? You could have slept on my couch. I'm doing real well for myself, real well. I'm sorry about how life turned out for you. Hazır olduğunda Derek veya Francis'in işini bitir. Ne konuşuyorlar acaba?
Evet ya, o Nico denen şerefsiz gerçekten de şerefsiz abi. O kadar kaba, o kadar hayvan gibi ki yani. Onu aradan çıkarmamız gerekiyor asıl yani, olay o. Sürekli para isteyip duruyor ya. Sürekli zorluk çıkarıyor. Bir şey anlatıyorsun, anlamıyor. Temiz bir şekilde anlatıyorsun. Gayet sade bir Türkçe, İngilizce kullanarak anlatıyorsun. Anlamıyor. Öyle diyor. Evet. Hocam bir tanesi öyle böyle falan uyuşturucu ama sen de şerefsizin tekisin. Ama yani sen de komiser olacaksın. Ama sen komiser olursan çok güzel şeyler geçebilir elimize. Ama bunu vurmak çok da şey gelmiyor. Çok... Okey. Çazıdan ayrıl ve mekandan uzaklaş. Elimi hemen tabancaya alayım. Hocam tabancadan da vuramazsın ya böyle bir şeyi. Yok yok, ben vurmadım. Ben çatıları temizliyordum. Elimdeki tabancayla temizliyordum. Böyle dipçiyle şey yaptığın zaman daha kolay oluyor. Motor. Hiç şüpheli görünmüyoruz bu motorla. Öf. Fransızları aradan çıkarmış olduk ve gerçekten zorlandım yani. Oyun kaydediliyor. Güzel. Arayacak birisi var mı peki? Hah, Derek'i arıyor. İyi o zaman. Gidelim. Bill Bell'e gidelim bir de son olarak. Yoğun bir deneyimdi ya. Yani hiç şey yok tabii. Duygusal bir bağlayıcılığı yoktu da. Dedim ulan Francis McCreary'i vursam, şey Francis McCreary hayatta kalsa belki komiser olur. Komiser olsa daha güzel getirileri olur falan. Bilmiyorum, böyle bir farklı farklı şeyler döndü kafamda. Ama seçimimizi yaptık. Para aldık mı ya bunun için? Bizim bunun için hayvan gibi para alıyor olmamız lazım. Böyle, öyle böyle değil. Çok ucuza çalışıyoruz ya. Gerçekten çok ucuza çalışıyoruz ya. Ömür şerif sizin böyle bir ömür boyu. Ne oluyor lan? Aa, arabayı durdurdu. Okey. Böyle bir süre ya arabadaki ya şoför bana bir şey yapacak yapmayacak falan filan çok böyle korkarak bakıyordu. Bir polisten bekleyeceğinin davranışı değil yani. Yani şöyle gideyim böyle kenardan. Call of Duty anıları canlandı. Çarpma. Oh. Güzel ha, motorla gidiyoruz ve daha ölmedik. Bunu umut veriyor gelecek hakkında. Bunu söyleyeyim dedim. Bunu baştan hatırlatayım bir şey olmaz. Oyunda motor kullanmak azıcık zor. Çünkü motor böyle çok ilginç hareket ediyor. Bu ne lan? Selam, elimdeki tabancayı aldırmayın lütfen. Böyle bir... İyiymiş bu silah ya. Ya güvercin vurdum en çok ya. Ne oldu ya? Güvercin vurdum ya sadece. Şuradan geçiliyor mu? Geçilmiyor. hep beraber. Kaçın dostum, kaçın. Motorlu birisi geliyor, kaçın. Efendim peki. Jerry must be very upset. Hardly, couldn't stand the bastard myself. Anladım, ben böyle düşünüyordum zaten ben de. Shit, is it serious? Charges ain't gonna stick, don't worry. Anyway, it means a lot to the family if you come to Francis's funeral. It's at the church in Suffolk today. I'll stop by, man. Anladım. I'll see you there. Remember to wear a suit, Diego. We can't have you dressed like a bum in the church. Anladım. Aman cenazeye mi gidiyorum? Oğlum göreve gelmiştim ya.
Neyse, okey o zaman. Ne diyeyim? Şuraya gitmemiz lazım çünkü orada. Ha, dur bakalım, yok. Efendim Kate. Evet. Anladım. Cenaze için eve dön, takım elbiseni giy ve Perseus'tan yenisini al. Anladım. Evim buradaysa o zaman buraya gideyim. Daha mantıklı. Merhaba hocam. Ters şeritten gittiğimin farkındayım ama evim yakın. Evim hemen buradaymış. O yüzden oraya gideceğim. Ben bu eve girmiş miydim ya? Sanırım hiç girmedim. Bu yakadaki eve. Hadi bakalım. Gerçekten polisini birisini mi kovalıyor? Gidelim bakalım. Şu silahla gideceğim. Francis'i vurduğum silahla gideceğim cenazeye. Tamam, verdikleri apartmana bak. Allah kahretmesin. Benim evim daha iyi şu an. Gerçekten benim evim şu an daha iyi. İnanılmaz ya. Kelimeleri kullanabilmem bile inanılmaz. Şurası neresi? Ve girilmiyor bile. Benim evimde girilebilen odalar var en azından. Üstleri değiştirmek için değil. Yok, takım elbise giyeceğim. Gözlükler, pantolonlar. Şapkalar mı? Şapkan mı var? Anladım. Böyle girmemeliyim bence cenazeye. Takım elbise yok mu abi? Okey, bu iyi. Bence böyle giderim ben takım elbiseye. Takım elbiseye diyorum. Takım elbiseye de böyle gideriz. Sen o silah tutuyor musun ya? Silah tutmuyorsun sanırım, evet. Küçük sanrı sendromlarını burada da şey yaptık. Cenazeye motorla gideceğim. Bunu değiştirmedin mi? Olmuyor mu yani? Bu şey değil mi? Daha iyi bir şey mi giymem gerekiyor? Tabancayla gideyim. Cenazedeki güvenlik görevlileri falanmışım. Güvenliği sağlıyorum. Okey mi? Yoksa bu da mı okey değil? Değil sanırım. Ben iki tane şey arasında gidip geliyor muyum şu an? Ayakkabıları tabii ki değiştir ya. Ben diyorum ne oluyor? Oğlum şöyle bir doğru düzgün ayakkabın yok. Ben kaç tane ayakkabı aldım? Lan güzel bir ayakkabımız yok mu? Ha, kiliseye git, cenazeye katıl. Anladım. Okey. Tamam. Benim hatammış. Ayakkabıları değiştirmeden geliyorum. Kiliseye motorla gideceğim. Vrum vrum diye ses çıkacak. Cenaze başlarken. Ölmeyek! Cenazeye giderken bizim cenazemizi kaldırmasınlar. Bence yaparız. Umarım glitchlenmeyiz. Okey. Çok korktum. Düşeceğim diye çok korktum. Marmaray'dan geçiyoruz şu an. Öyle düşün. İlginç manevralar yapıyorum ama bir şekilde hallediyorum ya.
güzel, çok hoşuma gitti bu olay. Ha evet, burada sanırım silah skillleri falan yok yani. San Andreas'taki bir sürüş skilli, silah skilli falan, seks apel gibi şeyler yok bu oyunda. Yo, San Andreas'ta hoş, giyimin yarattığı farklar oluyor. Şey diyecektim, işte bu oyunda giyiminle bir fark yaratıyorsun diyecektim ama San Andreas'ta da giyimle bir fark yaratıyorsun. Bakalım. Nerede lan bu kilise? Hah, hemen dibimizdeymiş. Ooo, cenaze peşinde polisle birlikte gelsem çok komik olur ha. Polisin cenazesine. Hadi bakalım. Patrick sen misin lan o? The trials of humanity were sometimes too much for him to bear, but he was a committed family man and a man of beliefs. God asks us to show faith, and that is what he did in his way. Ha yok, Patrick bu zaten. O anladım. Anladım. Amen. Aha. Bir Fatiha. Lan ne şerefsizsin be, gelip bir şey yapıyorsun. Onlar. Aa. Aha, önünüzden araba geçti. Hiçbir şey olmuyor. Haha, ıskaladınız şerefsizler. Gelin gelin gelin. Ne? Arnold'ları halletmek için mi? Bak. Abi. Yeni tabancalarımı nasıl buldunuz ha? Yeni tabancamı nasıl buldunuz? Hocam cenazeye baskın yapıyorsun. Şerefsiz, hiç şeyin yok mu lan? Al bakalım. Al bakalım. Oo, yeni tabancamı çok beğendim ha. Tabanca halledebiliyorum her şeyi. Wow 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 wow. At şunu. Ha? Al bakalım şerefsiz seni. Şerefsiz seni. Gelin 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 aynen. Lan neden adamı aşağı atıyorsun? Dönmeyeceğiz. Şunu cenaze arabasına. Frankie's plot is in the graveyard on Colony Island, Nico. Can we put him in the ground? Tabutu mezarlığa götürüyor. Cenazeyi biz yapıyoruz. İnanılmaz. Aa! Lan. Gel bakalım ne oluyor. Şerefsizler sizi. About your dead brother. You know, I'm still not that fond of the guy, even in his death. I
guess that's what turning cop will do to a fraternal relationship. I guess you've got enough brothers to hate one of them. Swiftly running out, Nico. Ain't got that many left. Now that Francis is on his way to the graveyard and Gerald is behind bars, all I got left is that smackhead Derek. You've got Katie. I could have fucking guessed you'd bring her up. I was thinking you only kept those hitmen away from the church to protect my sister. I did it all for you. Seriously, Nico, tell yourself you did it. Out of the grace of your own heart, rather than for another piece of your anatomy. Which ain't gonna get used, I might add. Nico, my brother's about to hit the road! Hocam sıkıntı yok. Hey Francis! Nasılsın bro, iyi misin? Francis bir azıcık kapağı açtık bro. Şey yapmasın diye, havalasın diye. Orada havasız kalırsın ha. Sıcak alırsın orada. Gideceğin yer belli ne de olsa. Hey. Ya bak çok hareketli bir cenazen oldu. Sıkılmazsın o bir tarafta. Hocam geldik geldik. Kapak gerekmiyor abi, bir tabut kapağı falan. Bu arada ağaç keselim hemen, oradan şey yaparız. Anladım. Anladım. Anlaşıldı. Ne demek öveyim? Abi benim bir bilsen. Cops are just regular guys trying to survive. Anyway, I'm not here for Francis. I'm here for you and Becky. Like I said, thanks. Give me a call sometime, Nico. Tamamdır bebeğim. Önce bir ayrılalım tabii diğerlerinden. Beni de alsana lan! Beni de al! Beni de al! Beni de al! Oğlum! Neyse. Neredeydi lan bu herifin şeyi? Biz görelim. Onun ya. Neyse boşver, tamam buradan. Bu şekilde şey yaparız. Silahımızı buradan ederiz. Evet. Değerli apıplarım, değerli dostlarım çok teşekkür ederim. GTA 4'ün bu bölümünde de Nico ve bana katıldığınız için, Francis'in cenazesine katıldığınız için muazzam keyif alıyorum ben. Bu oyunu oynamaktan, sizlere sunmaktan, umarım siz de bir o kadar izlemekten keyif alıyorsunuzdur. Öyle. Yorumlarınız ve like'larınız için şimdiden çok teşekkür ederim. Açıklamalarda bir takım başlıklar, konular, linkler var. Korku oyunumuz hakkında yaz. Efendim bir durdurmayın şu outro'mu be. Joe McCreary here, calling from the Albany State Correctional Facility. Hey Jerry, I heard you've been locked up. I'm sorry to hear that. We gotta discuss something. I put you on the visitors list here. You come down. Korku oyunu, korku hikayeleri, Instagram, Twitter sayfaları bana, oralardan ulaşabilirsiniz. Discord falan filan hepsi aşağıda arkadaşlar. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hayatta yüksek çözünürlükte mutlu, huzurlu ve keyifli kalmanız dileğiyle. Bye bye.